Hayırlı haftalar. Bu haftada manşetlerin diline gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan birlikte bismillah diyerek başlıyoruz. Sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlayın. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit. Yönetmen arkadaşımız iletişim bilgilerini, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarını ve her üç hesabında Fatih Dağıstanlı olduğunu, katkılarınızın bizler için önemli olduğunu belirttikten sonra hemen bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor haberiyle Akit Gazetesi başlayalım. Çünkü Çanakkale Zaferi'nin bugün 104. yılı. Evet. Çanakkale zaferi tabi bütün dünya birleşmiş gelmişler Osmanlı'yı yıkmak için. Çanakkale Boğazı'nı geçtikleri takdirde İstanbul Boğazı ve ondan sonra da Rusya ile Açık Deniz'i buluşturma, Akdeniz'i buluşturma hülyasına kapılmışlar. Fakat Çanakkale'yi geçemedikleri için de tabi bu artık akamete uğramış bir hülya olarak kaldı. 1915'te Osmanlı şu kadar hasta bu kadar yıkılmak üzere denilen Osmanlı karşısında Rusya, İngiltere, Fransası olduğu halde tek başına diyebileceğimiz bir şekilde yanındaki o Almanya'yı çok fazla dikkate almamak gerekir. Tek başına Boğaz'ı savundu ve o savunma sonrasında da İngiltere'si, Fransası, Rusya'sı o hayallerini suya düşürmüş oldular. Evet birçok gazetenin bugün birinci sayfasında cepheden mektuplar diye Milliyet gazetesi vermiş ve Akit gazetesinde imanla cepheye koştular geri dönemediler diye bir başlıkla başka bir bölümde var. 1915 yılında tıbbiye öğrencilerinden bir grup diye veriyor. Hürriyet gazetesi ise Atatürk İstanbul'u dört kez kurtardı diye bir başlıkla çıkmış İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu bu zaferin tarihteki önemini ve Atatürk'ün Çanakkale'deki rolünü anlattı. Mustafa Kemal Çanakkale Muharebesi'nde dört kez Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ve padişahı kurtarmıştır. 25 Nisan, 9 Ağustos, 10 Ağustos ve 21 Ağustos'ta yaptığı taarruzlarla işgal kuvvetlerinin İstanbul hayali son buldu diye veriyor bu habere. Şimdi bunu niye e, önemsedim ben? Yani hakikaten bu Atatürk Çanakkale'de var mı? Yok mu? E, varsa hangi noktada var? Hangi noktada yok? Ben bu yaşıma geldim. Bunlarla ilgili bir e, sağlam, evet bir kanaati oluşturamadım. Niye oluşturamadım? Bunu da anlamakta da zorlanıyorum. Çünkü niye? Yani e, hem şu yani mesela burada öyle ilginç bir cümle var ki padişahı kurtardı. Şimdi hem Atatürk Osmanlı'yı yıktı diyorlar hem padişahı kurtardı diyorlar hem padişahın yaveriydi diyorlar hem e, Osmanlı'ya rağmen 19 Mayıs 1919'da ki 100. yılı öyle değil mi? Evet, yüzüncü yılı. 2019'da oldu. Evet, evet, yani 19 Mayıs'ta da yüzüncü yılını kutlayacağız. Evet. Yani e, padişaha rağmen gitti diyenler var. E, padişah gönderdi diyenler var. Var da var. Şimdi e, bir üstadla da program yapınca da ister istemez. Sözü ona bırakmaktan. Yok ben öz... e, tarih üstadı değilim ama e, size kibarca anlattığınız karşılıklı görüşleri. Aslında o görüşlerin içerisindeki hürriyetin de belki içinde olduğu grupta sözcünün cumhuriyetin kafasında olanların görüşüne göre Atatürk padişahlığı saltanatı yani babadan oğula geçen bir sistemi yıkan bir e, lider olarak tanıtılıyor ama burada da işlerine geldiği için Çanakkale Savaşı'nı büyük bir başarı olarak gördükleri için oraya da Atatürk'ü bir anlamda karıştırmak, pike etmek için, o başarıdan Atatürk'e de bir ünvan getirebilmek için diyorlar ki bu vesileyle padişahlığı da kurtardı. Padişahlığı kurtaracak ne vardı? Bıraksaydı, yıkılsaydı eğer yapılmak istenilen zaten İngiliz'in, Fransız'ın eliyle padişahlığı yıkmak ise e zaten o tarihten 7 sene sonra padişahlığı kaldırmıştı Mustafa Hı. Kemal. E o zaman şu soru karşımıza çıkar. 7 yıl önce 7 yıl sonra ne fark ediyor? 7 yıl önce yıkılsaydı belki 7 yıl boyunca da Türkiye daha büyük atılımlarla bugüne gelirdi diye sorular çıkar. Ben burada bir hüküm de vermek istemiyorum. Ama 1915'lerde Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal neredeydi? Ne başarılara imza attı? Tarih kitaplarında bile maalesef hep ön yargıyla yaklaşılıyor. Biz Bandırma gemisini bir kayık gibi gösterdiğimiz okul kitaplarını okuyarak buralara geldik. Yani 18 tane önemli subayın olduğu, önemli insanın bulunduğu bir gemiyi bile yani İstanbul'dan çıkıp Ta Samsun'a kadar gide, gidebilecek bir gemiden bahsediyoruz. Onu bize tarih kitaplarında, okul ders kitaplarında bir kayık gibi gösterdiler. Yani iki kişi binmiş kayığa İstanbul'dan çıkmış, o Karadeniz'in sularında Samsun'a kadar gitmiş gibi gösterdiler. Dolayısıyla bu tartışmalar artık biraz da daha kısır tartışmalara dönüyor. O diyor Mustafa Kemal şu kadar büyüktür, 1915'te de büyüktür, 1900'da da büyüktür, 1890'da da büyüktür. Kargaları kovalarken bile büyük adamdır diyor. E diğer kesim de diyor ki ya bunu yerli yerine oturtalım. Nerede başarısı varsa onu gösterelim eyvallah. Ama başarısız olduğu veyahut da özellikle bizim karşı çıktığımız nokta Cumhuriyet tarihindeki yanlış bir anlamda tırnak içinde söylüyorum devrimlerdir. Ondan öncesinde her komutanın başarısı olabilir, başarısızlığı olabilir. Onları tartışabiliriz. Bir ordunun başarısıdır veya başarısızlığıdır. Dolayısıyla tek kişiye mal ederek olayların üzerini kapatamayız veyahut da ordunun başarısını bir kişiye mal edemeyiz. Veyahut da o bir kişinin gerçekten kıvrak bir zekayla yaptığı o orduyu bir anlamda yok olmaktan kurtardığı o kıvrak zekanın ürünü olan hareketleri önemsiz gibi göstermememiz lazım. Ama bizim karşı çıktığımız ne? Bir harf inkılabıdır siz gelmişsiniz cumhuriyeti kuruyorsunuz tarihle bütün bağınızı kopartacak şekilde 1928'de harf inkilabı diye inkılap diye tanıttığınız bir tırnak içinde devrim yapıyorsunuz. O devrimle birlikte kökteki bütün bilgilerinizi bir anlamda çöpe atmış oluyorsunuz. Açıp da şimdi 1923'te cumhuriyetin ilanını içeren kanunu orijinal halinden okumak istediğimiz zaman Osmanlıca bilmeniz gerekiyor. Yani 1923'te cumhuriyet kurulurken cumhuriyetin ilanı ile ilgili kanun Osmanlıca resmi gazete'de yayınlanmış, saltanatın bitirilmesi ile ilgili kanun yine Osmanlıca, 1928'e kadar çıkan bütün kanunlar Osmanlıca. Siz o kanunları bile bir anlamda e, orijinal halinden okuyamıyorsunuz. Bugünlerde görüyoruz işte sürekli tartışılır. Bir kanundaki şu kelime o anlama mı gelir, bu anlama mı gelir diye sürekli tartışırız. E peki cumhuriyetteki mesela somut örnek de vereyim. Halifeliğin kaldırılması. Halifelik kaldırıldı mı yoksa işte cumhuriyetin ve hükümetin içinde mündemiç olduğu için gereksiz bir kişiliktir. Dolayısıyla cumhuriyetin içinde, hükümetin içinde hilafet vardır, hilafet devam etmektedir. Ama son halifeyi oradan indiriyoruz şeklinde bir farklı bakış açımızdır kanundaki. Onu bile tartışamıyoruz çünkü orijinal halini göremiyoruz, göremiyor, büyük çoğunluk göremiyor. Bu çerçevede değerlendirelim. Atatürk e, hiçbir yerde hiçbir başarı elde edememiştir diyenler de yanlış söylüyorlar. Başarı kazanamadıysa Osmanlı döneminde Osmanlı padişahı niçin onu şu 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 görevlere getirdi? Niçin Vahdettin? Hadi bakalım bugüne kadar yaptığın işlerin hepsinin üzerinde bir iş yapacaksın. Samsun'a gideceksin. Oradan Anadolu'yu uyandıracaksın diye bir görev niçin verdi? E bunu da inkar edenler var karşı cenahta. Yok efendim o Vahdettin falan vermedi diyorlar. Bunların hepsini Serin kanlı olarak oturup tartışmamız lazım ama bu programda manşetlerin dili programında bir kesin sonuca varmak sadece kanaatimizi söyleriz ama kesin bir Hayır ben de varmak... zaten o yüzden söyledim. Yani bir kanaat oluşsun diye değil, bunları konuşalım diye söyledim. Evet. Ama bunları da Mustafa Armağan lütfen anlatmasın. Mustafa Armağan da anlatsın, Kadir Mısıroğlu da anlatsın, karşı taraftan sözcünün bir tarihçisi var. Hayır, da anlatsın. ama anlatsın. anlatsın da. Hepsi anlatsın ama gelsin burada e, bir noktada buluşalım. Samsun'a bandırma kayığıyla mı gitti, gemisiyle mi Anladım, ben buna itiraz etmiyorum ama anlatırken öyle bir anlatıyorlar ki, yani e, karşı tarafı coşturmak için anlatıyorlar. Şimdi karşı tarafı coşturmak için anlatmasınlar. Öğretmek için anlatsınlar. Ben o yüzden söylüyorum. Kadir Mısıroğlu da anlatmasın bence. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Yavuz Bahadıroğlu da. Hayır Yavuz Bahadıroğlu anlat. Cumhuriyet gazetesi ha anlatsın. E, Cumhuriyet'in ne anlatacağını ben size Hayır, ezbere söyleyeyim. Ders kitaplarında okumuştuk. Kayıkla gitti. Bir e, fırtına koptu. Orada tam batacaklardı. İşte Mustafa Kemal e, Kaptan Köşkü'ne geçti. Kayıkta var mı yok mu Kaptan Köşkü o da ayrı bir şey. Yani e, kayın e, küreklerini çeke çeke Samsun'a kadar gitti gibi bir hayal oyunu şeyler anlatır. Karşı cenah. Hayır işte karşı cena, cenahın da anlatmaması gereken adamlar var. Ama e, bu cenahta da bunlar anlatınca öyle bir e, köpürtülüyor ki işler. Öyle bir e, farklı yöne e, yönlendiriliyor ki. Mesela bugün Akitin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesiyle ilgili Haberinin başlığını çok beğendim mesela. Şu altta İzmir'i CHP'den, CHP'ye Kemal'den, Atatürk'ü CHP'den kurtarmalıyız. Evet, siz o CHP'yi Atatürk'ten diye ekleme yaptınız. İzmir'i CHP'den, CHP'yi Kemal'den kurtaracağız diyor Tayyip Erdoğan. Tamam. İzmir'i CHP'den, CHP'yi Kemal'den, Atatürk'ü CHP'den kurtaracağız. Şimdi kurtarmamız lazım. Evet. Yani kurtardığımız zaman zaten biz olayları daha iyi anlamlandırırız diye düşünüyorum. E sadece o değil. Yani dini de bu tarikatların elinden kurtardığımız zaman An, ee, anlamlandıracağız gibi geliyor. Kurşanlı anlamında söylemeyelim de şöyle söyleyelim ki İmam Hatip Liselerinin açılmasının belki bir sebebi de odur daha pozitif anlamda dinin neyi emrettiğini, neyi emretmediğini anlatma açısından devletin liselerinde, imam hatip liselerinde çocuklarımız gittiği takdirde işte kendi başına bir kişi, kerameti kendinden menkul kişiler de söz konusu olabiliyor. Bir grup oluşturuyor. O grup içerisinde artık bir bakıyorsunuz o grubun başındaki kişiyi haşa peygamber gibi gören Müritlerle karşı karşıya kalıyoruz. O tür olaylarla da e, herhangi bir şekilde karşılaşmamak için İmam Hatip Liseleri gerçekten bu konunun altyapısını oluşturuyor. Ama tarikatlerden kurtaralım dediğimiz zaman bir anlamda haddimizi de aşmış oluruz. Tarikatlar eğer kendi sınırları içerisinde kalırlarsa, siyasete bulaşmazlarsa... Bu işe herhangi bir şekilde gelir, şu kişiye, bu kişiye hatta o tarikatın kendisine bir gelir olarak görmezlerse, sadece ve sadece Allah rızası için olması gereken şekilde, Allah rızası için çalışırlarsa, sevenlerini bir anlamda sadece Allah yolunda çalışmaları için öğütte bulunurlarsa o takdirde tarikatlerin herhangi bir zararı yok. Bilakis faydası var. Siz sonuç itibariyle İmam Hatip Liselerini açıyorsunuz. İmam Hatip Liselerini açtığınız o okullara bakıyorsunuz. İşte İmam Hatip ruhuna aykırı siz de eleştiriyorsunuz zaman zaman. Böyle mi olacak İmam Hatip diyorsunuz. İşte o noktada İmam Hatiplerin tıkandığı noktada da belki tarikatlar devreye girecek. Diyecekler ki kardeşim derviş olun. İmam Hatip'e gitmek yetmez bir de derviş olmak gerekir diye orada devreye girecek. Ama maalesef İmam Hatip'lerin önü tıkandığı zaman tarikatlar bütünüyle İmam Hatip'in de görevini yapmak üzere piyasaya çıktı. O piyasaya çıkıştan sonra da insanlarımız maalesef böyle küçük tartışmalarla birbirlerini yer hale geldi. İşte ben diyorum ki yani toplumsal değerlerimizi ortak değer haline getirmemiz gerekiyor. Yani biz e, din konuşmamamız lazım. Biz Atatürk konuşmamamız lazım. Yani kurucuysa kurucudur. Orada kalması lazım. Ama bunlar üzerinden ayrıştırarak gidince e, Ekrem İmamoğlu çıkıyor, ...Yasin'i okuyor. Şimdi Vallahi biraz buçuk saatlik programda biraz e, haddimizi aşan sözler. Şimdi dini konuşmamamız lazım. Ben bu sözünüzü aldığım zaman şunu anlıyorum sürekli bize öğretilen hukuk fakültesinde de söylenen şeylerdi. Din tartışılmaz. O ayrı bir şey. Ama biz neyi konuşuyoruz? Burada hukuku konuşuyoruz dediler. E başka noktalara bakıyorsunuz. Biz burada bilimi konuşuyoruz diyorlar üniversitelerde. Din ayrı bir alan diyorlar. Din tartışılmaz. E peki Atatürk'ü de tartışmayalım dediğiniz zaman ne durumuna düşüyorsunuz? Atatürk de bir dindir noktasına geliyorsunuz. Böyle bazı kavram kargaşaları yaşadığımız bir ülkede çok iddialı ifadelerden kaçınarak ben şunu söyleyebilirim. Dinin ilkeleri bellidir. Kaynağı bellidir, Kur'an-ı Kerim ve hadis i şeriflerdir. Bunu zaten tartışmamız içeriğini tartışmamız mümkün değil. Ama şimdi Atatürk'e geldiği zaman Atatürk'ün e, yaptıkları tarihi olaylar olarak zaten ortada. Bunu vardır yoktur diyecek halimiz yok. Ama doğrudur yanlıştır noktasında tartışma yapabilmemiz gerekir. E, Cumhuriyet'in ilanında çok büyük önemi vardır Atatürk'ün. E doğru vardır. Yani bunun yoktur diyende aklını yemiştir. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra Halifeliğin kaldırılmasındaki atak doğru mudur, değil midir? E bunu tartışalım. Bunda bir zarar yok. Ama benim burada e, vurgu yaptığım şey şu. Yani e, bir dönem yani Müslümansan, Refah Partilisin noktası bakın şimdi bu şunu söylüyorum Ali Bey bugün bugün, bugün bugün de bugün söylenti. bu, tamam bu dışarıdan bir söylenti ama bugün de e, benzer bir durum oluştuğu için birazdan gönderdim arkadaşlara. Yasin okumuş e, Ekrem İmamoğlu. Hatta e, e, benim kadar okumuş. Yani ben ok, okumasında baktım kıraatı da fena değil yani. Yani Bakın şimdi... Ben yorum şöyle yapmayacağım. Sanki e, e, siyasi partiler içerisinde bir kısır kavgaya girdiğimiz şekilde bir aday İstanbul gibi bir ile büyükşehir belediye başkan adayı olan bir kişinin Yasin suresinden bir bölümü okuması beni sevindirir, beni üzmez. Efendim o CHP'liymiş. Hem de CHP'nin içinden birisinin okuması beni sevindirir. E efendim bunu o için yapıyor şunun için. Ya bu verin o için yapıyor. İşte ve oya, başka bir yani o, oya, oya tahvil ediliyor bu. Çünkü yani <laughs> yoksa biz bugüne kadar ben burada dedim ki Ekrem İmamoğlu İmam dedim. Birisi de, de <laughs> demedi ki bana ya değildir demedi. Ya da Kur'an eğitimi vardır ama İmam Hatipli değil demedi. Şimdi demedi. Eyüp Sultan'a gitmiş ve okumuş. Bakın görüntüleri de var. Evet. Ve yani şov yapmış. Bakın bu kadar... Yani ben şov yapmış demem. Kur'an okunmasına hiç kimsenin kim olursa olsun bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin okunmasına şov yapılmış şeklinde bakmak istemiyorum. Ben... E, kendi kalbindeki fikrini Allah bilir. Kalbini yarıp da bakıyor değiliz. Ekrem İmamoğlu eğer Yasin suresinden e, Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp okuduysa Allah ferasetini artırsın diyeyim. Dua ederiz, temenni de bulunuruz ama şov vesaire şeklinde. Ama işte bu bu mesela. tamam da Aleyhsan Bey ya bunu şu eleştiri, öz eleştiri yapalım istiyorum. Yani okuması önemli mi bu seçim sürecinde önemsiz mi? Şimdi önemli olan burada bu. Çünkü niye? Yani Kur'an-ı Kerim okuyarak aslında Müslümanlara, sağcılara, milliyetçilere, kalbi ümmetle, İslam'la atanlara ben de sizdenim mesajı veriyor mu? Vermiyor mu? Yani bu dinin siyasete alet edilmesi mi değil mi? Benim sorum burada bu. Yani çünkü biz bunu merak ediyorduk. Bakın. Çünkü biz bunu merak ediyorduk. Merak ettiğimiz bir şeyi Ekrem İmamoğlu giderdi. Ben o yüzden baş yayın başında dedim ki ya bu dini, Atatürk'ü, milli ve manevi değerlerimizi bu siyasetin bir tarafına koymayalım. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şu Bir Gün gazetesi değil mi? Yeri geldiği zaman Atatürkçüyüm diye geçinir. Evet. Bakın Çanakkale var mı bu sayfada? Var mı? Ya da ben e, görüyorum da e, söylemiyor muyum? Varsa söyleyin. Ben de göremiyorum. E, göremiyorsunuz. De göremiyorum. E çünkü niye? Hani Atatürk vardı Çanakkale'de? Hani Atatürkçüydü bu gazete, bir gün gazetesi? Solcuydu, ulusalcıydı, yerliydi, milliydi. E, yok. Şimdi ben Cumhuriyet gazetesinin bile bundan 3-5 yıl önce Çanakkale'yi hatırlamadığı günlerin olduğunu bilirim. Ama bugün Çanakkale yani neredeyse Akit gazetesiyle aynı büyüklükte Çanakkale diye yazıyor. Bakın evet. bakın işte birisi Akit bakın ortak bir değerde buluşmuşsunuz. Öyle değil mi? Eyvallah, eyvallah. Çanakkale noktasında yani Osmanlı'yı yıkmak için İngiliz'in, Fransız'ın gelip hep beraber Osmanlı'ya karşı kurşun sıktığı noktasında Osmanlı'nın bir zaferidir. Ama tali noktalarda onlar Atatürk'ü ön plana çıkartmışlar. Biz Osmanlı'nın, Müslümanların, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in hepsinin birlikte bir mücadeleye giriştiğini ön plana çıkartmışız. O kadarcık ayrıntı da olsun. Olsun mu? Ee, bir e, Ekrem İmamoğlu'ndan bir iki e, e, ekran verelim görüntüyü arkadaşlar. E, biz de dinleyelim böylece. En azından izleyicilerimiz belki izlememişlerdir. Ama ben bu Yasin Okuma'yı e, siyasetin e, dini CHP tarafından da, bakın bu kadar net söylüyorum, CHP tarafından da kullanılmaya başlandığının ispatı olarak nitelendiren... Yerleri kullanıyordu, o da kullanıyordu. Bu, 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 şimdi... Yıldırım'ın ben Kur'an-ı Kerim okuduğunu herhangi bir yerde, yani onun rakibi odur. Tayyip Erdoğan'ı kimseye önümüze getirmesin. Tayyip Erdoğan'ın İmam hatip mezunu olduğunu ve İmam hatip mezunu olduğu için ne ayrımcılığa tabi tutulduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla o da siyasetin hemen hemen 35. yılında, 40. yılında camilerde Kur'an-ı Kerim okuyor, okuduğunu herhangi bir şey gazetelerde okuyoruz veyahut da e, sosyal medyada izliyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu daha siyasetin hemen hemen 5. 6. yılında 5 yıllık bir belediye başkanlığı var. Hemen Kur'an-ı Kerim okumaya başlamış. Evet. Kur'an-ı Kerim okunmasından ben rahatsızlık duymam. Evet. E, bir verelim. Siz benden daha ilahiyatçısınız. E, bir kıraatını nasıl buldunuz da merak ediyorum. Bir verelim arkadaşlar. Verelim. Madem okumuş gösterelim. شيء شيء يا ما Yani hepimizde kusur vardır. Biz şimdi küçük küçük kusurları büyüterek bir şekilde kendimize de pay çıkartmayalım. Kur'an-ı Kerim okuması ben genel anlamda söylüyorum güzel bir şeydir. Eğer Yeni Zelanda'daki insanlar için öldürülen 50 Müslüman için bir Kur'an-ı Kerim okunuyorsa, bir mevlid veriliyorsa, masraflarını verip orada şeker dağıtıyorsa e, o içindir dediğiniz zaman onu da seçmen takdir etsin. Seçmen desin ki ya Ekrem Bey ben seni başka e, sabah namazlarında herhangi bir namazda Eyüp Sultan camiinde görmüyordum. Bir tek bugün de gördüm diyorsa vermesin. Veyahut da başka bir şekilde Mustafa Sarıgül gibi her cuma sabahı Eyüp Sultan'da görüyorlarsa. Mustafa ki... Sarıgül de okur. Evet. Bak Mustafa, Mustafa Sarıgül'ün bak... bu kadar okuyabileceğini okur. zannetmiyorum. Okur. Bak ben iddia ediyorum. Evet. Okur. Playback yapar yine okur. T Tahrik etmeyin Mustafa Sarıgül'ü ama Mustafa Sarıgül'ün Ekrem Bey'e kadar e, düzgün okuyabileceğini zannetmiyorum. E Şimdi bir de okunan ayetlerin hakkıyla muamele etmek, hayatında uygulamak var. Yani Yasin ve Kur'an'ın Hakim hükmeden kitaptır bu diye geçiyor meali. Dolayısıyla hükmeden kitabı. Yani bütün hayatımızı çerçeveleyen, çerçeveleyen o kutsal kitabı ne kadar gerçek hayatımızda uyguluyoruz? Bir de ona bakmamız lazım. Ekrem Bey'e de bakması lazım. Bizim de bakmamız lazım. CHP'nin de bakması lazım. CHP'nin üst yönetiminin bakması lazım. Ankara'da işte öykücü bir adayı gösteriyorsunuz. İstanbul'da gene ANAP çizgisinden gelen, sola yanaşan kendi dayısının tanımlamasıyla solculara, CHP'lilere, sonradan CHP'ye girdikten sonra esas solculara solculuğu anlatan diye tanıtıyor Ekrem Bey'i, e, kendi dayısı. Dolayısıyla bu çerçevede ben Kur'an-ı Kerim okuyuşunu eleştirmem. Ama diğer noktalarda sen Binali Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıkıyorsa Binali Bey'in neyini eksik görüyorsun onu söyle. Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir anlamda çıkıyorsan Tayyip Erdoğan'ın neyi eksik yaptığını söylüyorsun, bunları izah ama et. Ama işte böyle. şu, bu söylediğiniz doğru ama biz bu adamları dinsiz, imansız, kitapsız, Allahsız sıfatlamalarıyla e, her ne kadar kamuoyu önünde nitelendirmesek de perde arkasında nitelendirince. İşte Ekrem İmamoğlu da Eyüp Sultan'a gidiyor. Yeni Zelanda'da yaşanan vahşet için mevlüt okutturuyor. Siz öyle dediniz ben o kadar canı bilmiyordum. Mevlüt okutturuyor ve o mevlüt de şekeri de kendi cebinden parasını ödüyor. Ve orada da kameraların önünde hem de Kur'an-ı Kerim'den okuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den okuyor dememin sebebi şu. Yani Arapçasından okuyor. Tabii Kur'an-ı Kerim o orijinalinden. Tabii Arapçasından okuyor. O. Hayır yok, yani, yok. Türkçe bir şeyden Türkçe Latin harfleriyle yazılmış bir Kur'an-ı Kerim Değil yani. Evet, oradan okumuyor. Ama şimdi ben de şimdi size soracağım. Bakın siz yazmışsınız. Yargıtay bir bozmuş, Mansur istemiş, bir daha bozmuş. Bu Mansur Yavaş'la ilgili yazı. Ama siz dün yazmışsınız. Medyamıza ezikler hakim. Evet. Öyle bir cümle ki bakın öyle bir cümle ki on numara bir cümle. Şimdi Yeni Zelanda'daki hadise işte Yeni Asya gazetesi. Yani yan yana gelsek ben onlara göre gayrimüslimim onlar Müslüman. Bakın açık söylüyorum bunu. Yan yana geldiğimizde onlar Müslüman biz gayrimüslimiz. Bakın ne diyor? Hristiyan terörizmi tabiri İslam terörizmi tabiri kadar yanlıştır. İnsanlık ırkçılığa karşı yürüdü. Gayrimüslimler taziye ziyareti için geldiler. Buyurun. Bu Yeni Asya gazetesi. Bugünkü gazete. Dünkünü göstermeyeyim bile. Dünkünü göstermeyeyim. Cumartesi günkünü hiç göstermeyeyim. Baktım hangi gazete nasıl vermiş, ne yapmış hepsinin notunu da aldım. Bakın Hristiyan terörizmi tabiri İslam terörizmi tabiri kadar yanlıştır. Kime e, atıfta bulunuyor burada? Cumhurbaşkanı sözcüsüne. Şöyle yapalım. Bir reklam arası saatimiz geldi. Bu konuyu uzun uzun konuşacağız çünkü. Ee, bölmeyelim. Bölmeyelim. Arkasından birçok e, konumuz da var zaten. E, haberlerin içerisinde ama bu önemli konulardan bir tanesi Yeni Zelanda'yı konuşacağız. Yeni Zelanda'da yaşananları ve bize yansımalarını ama kısacık bir reklam aramız var. 3 dakika dedi yönetmen arkadaşımız. 3 dakikanın ardından manşetlerin dili biliyorsunuz bu yayına her defasında da hatırlatıyorum ama hatırlatmak da fayda görüyorum. Tekrarı var ama rakibi olmayacak. Manşetlerin diline reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden Akit TV'de canlı yayına manşetlerin diline gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan ile birlikte devam ediyoruz. Yönetmen arkadaşımız Aykut Alpsev iletişim bilgilerini Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarına her üç hesabında Fatin Dağıstanlı olduğunu hatırlatıyor. Ve hemen Ali İhsan Bey'e kaldığımız yerden dönmek istiyorum. Kaldığımız yer şurasıydı Yeni Asya gazetesiydi. Öyle değil mi Ali İhsan Bey? Evet. Yani Yeni Yeni Zelanda'da Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye saatiyle sabah saatlerinde Yeni Zelanda saatiyle Cuma namazı saatinde gerçekleşen katliam bugün de gazetelerde aynı sıcaklığıyla yazılmaya devam ediyor. Şimdi e, Yeni Asya gazetesi e, yani kendisini tanımlarken ne diye tanımlar? Ümmetçi. Öyle değil mi? Müslüman. Müslüman. Ümmetçi. Müslüman. İslamcı. Sadece bu Demokrat Parti'de ne buluyorlarsa halen de anlamış değilim ya. Ee, ya Demokrat Parti'de bir yanlışlık var ya Yeni Asya'da ya da ikisinde de birden var. Onu da bilmiyorum açıkçası ama üzerinde çalışmaya değer. Öyle değil mi? Mutlaka. Şimdi gayrimüslimler taziye ziyareti için geldiler. Hristiyan terörizmi tabiri, İslam terörizmi tabiri kadar yanlıştır. İnsanlık ırkçılığa karşı yürüdü. Ve şimdi ben cumartesi, pazar günü de gazetelerin nasıl verdiğini merak ettim, baktım. Yani gazetelerin yüzde 99'u Hristiyan terörizmi diye vermişti. Öyle değil mi? Haçlı terörü diye vermişti. Haçlı terörü daha ağırlıklıydı. Hristiyan terörizmi biraz da geri planda kalıyor. Onu ifadede biraz çekingen davranıyorlar. Ama madem ki karşı taraf İslamcı terörist diyorlar, İslami terör diyorlar. Rahatlıkla o zaman onun karşılığı olarak da bir Müslüman kıyafetli birisi bir terörist eyleme imza attığı zaman İslamcı terörist denildiğine göre bir Hristiyan da ki özellikle de yan argümanlarıyla bu cinayeti işliyorsa katliamı işliyorsa o takdirde bizim de rahatlıkla Hristiyan terörist dememiz lazım. He diyebilirler ki ya kardeşim bunda burada Hristiyanlığı suçlamayalım, İslam'ı suçlamayalım. O zaman siz de yapmayın ki Burada da biz de yapmayalım diye bir karşı cevap geliştirebiliriz ama onlar istedikleri gibi hem silahı verecekler Müslüman kılın, kılıklı insanlara, ondan sonra istedikleri yerde istedikleri cinayetleri işletecekler. Aslında o cinayetlerin de failleri kendileri. Ondan sonra da İslamcı terörist diye damgayı vuracaklar. Bütün Müslümanları bir anlamda suçlu ilan edecekler. E bakın şimdi e, İslamcı terörist dedikleri kim var? El-Kaide var. Kim var? Daesh var. Şu an canlı örnekleri. Daesh ve El-Kaide <laughs> Müslüman mı daha çok öldürmüştür? Yoksa Hristiyan mı öldürmüştür? Farklı inançtan insanları mı öldürmüştür? Bakın şöyle bir tarihi olaylara kronolojik olarak baktığımız zaman el kaidede de Daesh'te işte, 3 tane Hristiyan öldürdüyse öldürsün anlamında söylemiyorum. Ama bir tabloya bakalım. 3 tane Hristiyan öldürdüyse 3000 tane de Müslüman öldürmüştür. Ama ne hikmetse bunlar suçlanırken gene Müslümanlar suçlanıyor. Yani öldürülenler Müslüman öbür taraftan suçlananlar da gene Müslüman. Ama işte <laughs> yani dünkü yazı Hepimiz Charlie hep doyuz diyenler hepimiz Müslümanız diyemedi. Yani şimdi siz yani Yeni Asya'yı bile Müslüman diye nitelendiriyorsunuz. Yani ya da onlar kendilerini Müslümanız diye nitelendiriyor. Daha doğru cümle bu olabilir. Ama onlar bile hepimiz Müslümanız diyemiyor. Şimdi. Yani, Başlıkta belki derler hepimiz Müslümanız derler. insanların eline silah verip iki tane Hristiyan, iki bin tane Müslüman öldürülme olayına bu pencereden ya ne yapıyoruz biz burada bunları İslamcı terörist olarak göstermek Hristiyanların oyununa düşmek olur emperyalizmin Oyununa gelmek olur diye onu düşünemiyorlar. Belki o noktadan yeni Asya gazetesini eleştirebiliriz. Evet eleştirebiliriz ama e, bu olaya bence yine e, Yeni Zelanda'daki hadise yine bizim kalemizde kaldı. Ben öyle değerlendiriyorum. Bizim kalemizde kaldı çıkartamadık. Yani sadece dışişleri bakanı ve başkan yardımcısını Yeni Zelanda'ya göndermesi Erdoğan'ın yetmez ama evet tavrıdır benim için. Yani siz buradan Cuma günü hemen olaylar taze iken bir çağrıda bulundunuz. Tayyip Erdoğan Türkiye'deki seçim mitinglerine bırakıp iki tane üç tane elde yapacağı mitingden gelecek olan oyu bir kenara itip Gidip Yeni Zelanda'da e, görünmesi gerekir. Oradan ümmetin haklarına sahip çıktığını bütün dünyaya haykırması gerekir diye söylediniz. E ben de e, prensip olarak katıldım. Hemen akşamında ama farklı e, bazı bilgiler de geldi. Acaba bunun arkasında farklı örgütler var mı? İkinci bir terörist eylem yapılır mı, yapılmaz mı? Yeni Zelanda dediğimiz tamamen bize yabancı bir ülke düşünün. Amerika'ya gittiği zaman Tayyip Erdoğan PKK'lılar organize olup orada Tayyip Erdoğan'ı protesto adı altında saldırılarda bulunmuşlardı. O saldırıların nerede duracağını acaba belirleyebilir miyiz, tahmin edebilir miyiz? Bu e, biraz gizemli bir olay. PKK dediğimiz örgüt askerimizi, polisimizi hala dün itibariyle iki tane yine şehidimiz var. Bu PKK'nın uzantısı, Amerika'daki uzantısı Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bir meydanı boş bulabiliyor. E şimdi Yeni Zelanda'ya Tayyip Erdoğan gittiği zaman neler olur ki adam da direkt hedef olarak da Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor. Tayyip Erdoğan benim hedefimdir diyor. E böyle bir açıklamanın arkasından direkt ...hedef olarak seçilen kişinin... ...Yeni Zelanda'ya gitmesi ne derece doğru... ...ben de kendi kafamda biraz tartıştım. Evet, tabii ki bu gerekçeler... E, ...önemlidir. Ama şunu söyleyeyim... ya ...Cemal Kaşıkçı'yı... ...kim öldürmüş ya da öldürtmüşse... ...Yeni Zelanda'daki hadiseyi de... ...onlar yapmıştır. Katılırım. Katılırım. Afe. Yani Irak'taki binlerce... ...insanın Müslümanın Suriye'deki... ...binlerce Müslümanın katili kimse... Oradaki katiller de aynıdır. Yani o bir kişiyi bizim hedef tahtasına koymamız olayı çözmez. Bugün o kişidir. Beş yıl önce bir başka kişiydi. Ee, aynı şekilde alın İsrail, Gazze'de insanları öldürmeye sürekli devam ediyor. İsrail'den bu olayla ilgili ciddi bir tepki geldi mi? 50 Müslümanın camide şehit edilmesiyle ilgili? Hayır. Ama Netanyahu'yu biz Charlie Hebdo olayında hemen bir baktık. Fransa'da en ön safta, yürüyenlerin içerisindeydi. Hemen yanı başında da birkaç adam ötesinde de Ahmet Davutoğlu'muz vardı. E bugün şimdi Yeni Zelanda'da öldürülen, şehit edilen 50 Müslüman için hangi devlet adamları Yeni Zelanda'ya gitti? Bakıyorsunuz işte Türkiye'den Cumhurbaşkanı yardımcısı gitmiş. Peki başka o Avrupalılardan kimler gitmiş? Kimseyi göremiyoruz. Evet, <laughs> bu arada... Bilal Akyol öyle güzel bir mesaj atmış ki e, YouTube üzerinden Fetullah da Kur'an okur, vaiz verirdi, vaaz verirdi diyecek vaaz herhalde. Verir. Vaiz verirdi diyor, vaaz verirdi. Bu CHP'nin İslam'la ilgili yaptıkları takiyedir, göstermeliktir. O zaman şu e, Battal Battal gezlerinin de bir açıklaması var. Bence onu da verelim. Ve üst üste örtüşür aslında bu açıklamalar. O açıklamayı da gönderdim arkadaşlar size. Hadi bir o açıklamayı da yayınlayın. Bakın CHP nasıl savruluyor? Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Tamam şimdi hazır diyor. Diyor ki ben hemen okuyayım o zaman. CHP'nin Ataşehir adayı Battal İlgez'de partisine ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP'nin 40 senedir iktidar olamadığını söyleyen İlgez'de ve iktidarın yolunu bulmuş. Hadi oynatalım. Eğer bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi 40 senedir iktidar olmuyorsa önce kendisini yaşadı kendi partisini bu sözlerle eleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ancak CHP tarafından tekrar Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Battal İlgezli partisini bombaladı. Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan 31 Mart seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen İlgezli CHP'yi karıştıracak açıklamalarda bulundu. Ee, Ali Hüseyin Bey bu e, konuşma e, arkadaşlar haberi yayınladılar ben konuşmayı göndermiştim e, şimdi diyor ki yani 40 yıldır iktidar olamadık çünkü olamayız 15 Temmuz bir darbedir bal gibi darbedir 200 tane insan ölmüştür diyor şimdi Akit gazetesi siz günlerdir aylardır yıllardır bu battal il gezdiği eleştiriyorsunuz yolsuzluğunu çıkarttınız Kılıçdaroğlu'nun bunun yaptığı, ne diyorlar ona, rezidanslardaki dairesini çıkarttınız, öyle değil mi? Evet. Şimdi geldi geldi, 15 Temmuz'a Ataşehir'de sarıldı mı? Yani tabii bu toplantıda izleyiciler de bildiğim kadarıyla alkışlıyorlar kendisini. Evet. Yani 250 şehidimiz varsa... Bunu işte kontrollü darbe olarak nasıl yorumlarız biz diye Genel Başkanını kendisini yolsuzluk suçlamaları olduğu halde tekrar Ataşehir'e belediye başkan adayı olarak gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Tabii hangi anlamda toplantıdır? Oradaki izleyiciler kimlerdir? Seçmen. Seçmen mi? Yani biraz AK Parti'ye yakın insanların bulunduğu daha genel bir toplantı mıdır? Onlara da yorumlamamız lazım ama ben yine öyle de tırıyım. öyle de olsa ben yani bunu söylemesini ben alkışlarım. Hı hı. Genel Başkan'ına yönelik olarak ya biz nasıl kontrollü darbe nasıl diyebiliriz buna şeklindeki eleştirisini ben de alkışlarım. Ama öbür taraftan da yapılan şeyleri, yanlışları ki söylüyorum hı hı. yani kendisiyle ilgili bir yolsuzluk suçlaması var. Bu suçlama varken CHP Genel Başkanı ne kadar vefalıysa hangi hizmet veya hangi sebeple ise tekrar kendisini sanki başka hiçbir tane adayı yokmuş CHP'nin gibi tekrar aynı ismi aynı ilçede aday olarak. Ama ben versin. alkışlamıyorum işte. Ben şöyle alkışlamıyorum. Yani bunlar politik manevra. Şimdi son 15 gün kalmış. Bütün bunlar politik manevra. Bu manevraları yutmamamız lazım bizim. Çünkü niye yutmamamız lazım? Ya bu cümle siz bu cümleyi bundan 3 ay önce söyleseydiniz de Ataşehir'e gidip aday olsaydınız. Şimdi benim benim bu konuda hem fikiriz yani bunları söyleyebiliriz veya kendisine sorarız. Eşiniz hanfendi bir PKK'lının Kobani'de öldürülmesi sonrasında niçin onun cenazesine katılıp gözyaşı akıttı diye sorarız. Oradaki duruşunuzdan bir değişikliğiniz var mı diye sorarız. Çünkü 15 Temmuz'da şehit edilenlere sahip çıktığına göre Battal Bey, hı hı. sonuçta Kobani'ye gidip de orada öldürülen hı hı. bir PKK'lı, PYD'li ne derseniz deyin, o kişinin cenazesinde de eşinin bulunmasına e, onay vermemiş olması lazım. Bunların hepsini sorgularız. Acaba siyaseten mi böyle bir tavır değişikliğine giriyorlar? Acaba bunun sonrasında şimdi? 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını gördüler. 31 Mart sonrasına göre bir planlama yapıyorlar. Biz 31 Mart öncesinde de söylemiştik diye mi karşımıza çıkacaklar? Ama ben şahsen CHP seçmeni olmadığıma göre çok fazla beni ilgilendirmiyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Ortada olsaydınız? Ben sadece şunu söylerim. CHP olarak, CHP'nin içerisinde daha evvelki açıklamalarına bakmam lazım Battal Bey'in. Pek fazla ben 15 Temmuz'la ilgili olumlu olumsuz herhangi bir açıklamasını hatırlamadığım için prensip olarak samimi bulmak isterim bu açıklamasında. Ama farklı bir açıklamasını görmüş olsaydım o zaman derdim ki tamam %100 haklısınız siz. Şu an yüzde seksen, yüzde seksen beş haklısınız diyorum. Ama CHP'nin genel başlığı altında baktığımız zaman, e tabii ki burada ne vardır? Battal sen bir çıkış yap. Bu iş olmuyor. Kontrollü darbeyle biz bu işi götüremedik. Dolayısıyla Battal sen aradan çık, bir söylem geliştir. 15 Temmuz kesinlikle darbedir de, biz daha evvelden kontrollü darbe dedik. O tutmadı. Dolayısıyla sen bu çıkışla eğer 31 Mart'ta birazcık oylarımızı kendi yerinde saydırabilirsek ondan sonrasında da zaten yönetim olarak bir değişikliğe gideceğiz diye bir taktik, bir planlama yapılmış olabilir. E ben burada samimiyeti şöyle ölçerim. Ya kardeşim sonuçta CHP'nin yıllardır sürdürdüğü bir politikalar silsilesi var. Cumhuriyette görüyoruz iki günde bir. Efendim dinci vakıf, efendim Kur'an okutuluyor okullarda. Efendim namaz kılınıyor. Şimdi şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na e, seçim çalışması yapmakla suçluyorlar. Orada e, eğer doğruysa haberleri ben de katılırım. Yani bir okulun çatısı altında herhangi bir parti lehine veya aleyhine bir çalışma olmaması lazım. Din öğretilebilir din hepimizin kutsalı. Ama yani AK Partiliğine veya bir başka partiliğine bir devlet dairesinde herhangi bir şekilde bir menfaate yönelik bir çalışma olmaması gerekir. Ama doğru mudur o haberler? Orada biraz çekincem var. Çünkü Cumhuriyet her gün yalan yazıyor. Her gün yalan yazdığı için de hani yalancının evi yanmış, kimse inanmamış onun benzeri. Burada da eğer doğru söylüyorsa yine de inandıramaz okuyucularını. İki gün önce, üç gün önce burada gösterdik. Efendim İmam Hatipler dibe vurdu diyor. Bakıyorsunuz İmam Hatipler dibe mi vurmuş diyerekten. Hayır, İmam Hatiplerden yüzde seksen başarı bekleniyormuş. İmam Hatipliler yüzde yetmiş dokuz başarı göstermiş. Vay tutturamadılar başarı. Ya yüzde yetmiş dokuz başarı göstermiş. Yani yüzde seksen olunca Havaya çıkacaksın da %79 olunca yerin dibine mi ineceksin? Diğer liselerle kıyasla, diğer liseler %70'lerde dolaşıyor. İmam Hatipler %79 başarı elde etmiş. Ona da kalkmış diyor ki dibe vurdu diyor. E senin lisen savunduğun klasik liseleri ne yapmış? Onlar dibin dibine inmiş o zaman o mantıkla. Onu niye yazmıyorsun da İmam Hatip'i söylüyorsun? Bu şekilde %1'lik bir gerileme var diyerekten. Dolayısıyla ben Cumhuriyeti vesaireyi samimi bulmuyorum. Ama Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir değişiklik varsa bunu masaya yatırmamız lazım. İyi niyetli midir? Sadece 31 Mart seçimlerine yönelik midir? Ekrem İmamoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuması olumlu bir adımdır. Ama derseniz ki ya kardeşim sen Kur'an-ı Kerim okudun ama işte Beylikdüzü'ne açtığın o makaryosun heykelini koskocaman bir heykeli tuttun dedin ki işte anıttır Bilmem orada Rauf Denktaş'ın da heykeli vardır diye geçiştirmeye çalıştın. Yani sen iki kişinin heykelini dikeceksin oraya. Birisi Türk düşmanı, birisi de Türk. İkisini de aynı yan yana getireceksin. Ondan sonra da diyeceksin ki ben burada sadece işte Kıbrıs'ı almak için yapmıştım. Herhangi bir şekilde makaryosu şunu bunu övme şeklinde bir derdim yoktu diyeceksin. O zaman biz de... Tutalım artık Osmanlı'yı yenmek isteyen gelen İngiliz'i Fransız'ı hepsini göklere çıkartalım. Ondan sonra diyelim ki sadece tarihi olayı vermek istiyoruz. Bu samimi bir açıklama değildir. Ama e, tekrar ben e, şunu belirteyim: Bu şekildeki siyasi çıkışlar Mansur Yavaş'ın çıkışları, Ekrem İmamoğlu'nun çıkışları CHP'yi eğer değiştirebiliyorsa ne ala? Değiştiremiyorsa sadece seçimlere yönelik bir atraksiyondur. Ee, şu akitteki Cumhurbaşkanı'nın cümlesini e, söylemek istiyorum tekrardan. İzmir'i CHP'den, CHP Kemal'den, Atatürk'ü CHP'den kurtarmadığımız müddetçe başarılı olamayacağız. Bakın bunları kurtarmamız lazım. Yani İzmir'i CHP'den hatta bazen ya tabii bunu da yanlış anlarlar söylemeyeceğim. Yani bir değiş tokuş olsa yani becaiş yani böyle bir hakkım olsa benim ben becaiş bile yaparım şu anda. Yani bu konuda becaiş yaparım. Yani İstanbul'u dışarıda tutup İzmir'le bir yeri becaiş yaparım. Ve böylece İzmirli'ye bir AK Parti, bir sağcı, muhafazakar, mütedeyyin bir belediyenin neler yapabileceğini göstermek adına. Yani bir ayet-i kerimede nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyuruluyor. Zorlamamak gerekir diye ben düşünüyorum. Çünkü zorladığımız zaman görüyoruz. Şimdi Niyazi Bekçi'nin girdiği 30 tane kılık. Yani şarabı marka yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunlara gerek yok. Kendi kimliğinizle bir ilde, bir ilçede seçimi kazanabiliyorsanız kazanın. Ama bunun dışında şirinlik yaparak, ona şirinlik yaparak, buna şirinlik yaparak öbür taraftan da kendi mahallenize de sırtınızı dönerek seçim kazanıyorsanız aslında seçim kazanmıyorsunuz. Yarın öbürsü gün o ilde korkarım ki başarısızlıklara imza atarsınız. Çünkü yapı müsait değil, taban müsait değil. E ondan sonra da o başarısızlık belki de tüm Türkiye'ye örnek olarak gösterilip bakın yapamadı işte diyerekten başka illeri de kaybetme noktasında örnek gösterilebilir. Dolayısıyla hak ediyorsa İzmirliler verirler oylarını. Onun için de kalkıp da suni anlatımlarla propagandalarla seçim kazanmaya adaylar da çalışmaması gerekir. Seçmen de kendisine zıt olan düşüncedeki insanlarla ise i̇şte İzmirli baksın. Ya kardeşim ben hayatımdan memnunum. Körfez kokmuyor diyorlar. Tayyip Bey diyor ki kokuyor diyor. Haliç gibi kokuyor diyor. Onlar diyorlar ki CHP'liler hayır efendim burada herhangi bir koku falan yok. Ya koku yoksa hayatınızdan memnunsanız ...ve işte metromuz gayet güzel bizim diyorsanız ki Ak Parti iktidarı İstanbul'u İzmir'e bağlamak için, İstanbulluların büyük çoğunluğu işte İzmir'de, ondan sonrasındaki tatil kıyılarında yaz aylarını geçirmek için kışın bile Bodrum'a gidiyor. Sözcünün patronu bilmem neye ikinci patronu. Dolayısıyla o yolu uçakla gitmeyenler için karayolunu geliştiriyor, hızlandırıyor. Osman Daha, Gazi onlar için Osman yaptı. Osman Gazi onlar için yapıyor. Yaptı. Buna rağmen razı değilse İzmirliler veya İstanbul'daki İzmirli kafalılar eğer razı değillerse vermesinler. Yani zorlamayla seçim kazanıldığı takdirde yarın öbürsü gün bunun olumsuz neticeleriyle karşılaşabiliriz. Evet, sizin yazıyı okumalarını öneriyorum. Ben Mansur Yavaş'la ilgili halen sorulara cevap vermedi ve <laughs> vermeyecek Dün akşam büyük oranda kendince verdi gibi Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Ben de e, kaçırmıştım. Sonra e, banttan izledim veya YouTube'dan izledim geçtiğim bölümleri. Orada görebildiğim kadarıyla net bir cevap veremiyor. Birkaç noktada zaten e, tamamen artık cevap veremez noktaya düştü. Yani ikinci bir senede alıyorsunuz, o senede niçin elinizde tutuyorsunuz, onun izahı yok. Efendim ilgili şahıs gidiyor öbür taraftan parayı alıyor, geliyor, parayı vereceğim ama öbür senedi ver diyor. Vay o senedi verir miyim ben diyor. Ee, olur mu? Ben söz verdim übür şahıslara diyor. Übür şahıslar dediğin kim? Sen o öbür şahısları niçin savunuyorsun? Sen kendi parana bakıyordun. Niçin burada e, köşeye sıkışıyorsun? Veyahut da tehditlerle ilgili efendim senin diplomanı ya yakarım şeklindeki tehditlerini niçin böyle bir tehditte bulundun? Yani senin paran gelseydi sen o kişinin sahte diploma aldığını ortaya çıkartmayacak mısın diye sorulduğu zaman e, tabii çıkartacaktım şeklinde tamamen artık köşeye sıkışmış bir insan haliyle verdiği cevaplar. Mansur Yavaş için ben e, gerçekten olayın bittiği kanaatindeyim. Herhangi bir şekilde 31 Mart'ta da bir varlık gösterebileceğini zannetmiyorum. Ya da gösterse bile bu kambur, teneke onunla birlikte Devam eder gider. Devam eder gider. Kazanmasa da devam eder. Yani evet. eğer sağlıklı, tatmin edici cevaplar veremezse. Ama dediniz ki YouTube'da izledim dediniz e, Ali İhsan Bey. Ya e, şimdi ben bir YouTube kanalı kurdum biliyorsunuz. Fatih evet. Aslanlı diye bu manşetlerin dilinin arşivini e, orada yapıyorum. Ya YouTube Cuma günü sizinle birlikte yaptığımız manşetlerin dilini kaldırmış. Şimdi ne var diyorum bakın. Bakın şöyle bir yazı geliyor. Bu video YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı. Ya yani burada YouTube onların avukatlığını yapmayayım tabii ama oradaki vahşeti tabii onlar biliyorlar, görüyorlar. Hristiyanlara yönelik nasıl bir tepki oluşacağını, Hristiyan dünyasının bir anlamda hem Müslümanlara yönelik olarak ırkçı saldırılarını, ayrımcılıklarını biliyorlar. Dolayısıyla oradaki katliam sonrasında Müslüman dünyasında oluşacak tepkiyi düşündükleri için efendim burada çok büyük bir vahşet var. Bu vahşeti gösteremezsiniz insanlara. Biz de bu vahşetin gösterilmesinde aracı olamayız anlamında kaldırıyorlar. Ama benzer şekilde eğer Daesh'in işte kafa gö kesme görüntüleri şeklindeki görüntüleri nasıl gösterdiniz zamanında siz belli bir noktaya getirinceye kadar onları gösterip ondan sonra artık e, herhangi bir fayda getirmeyeceğini çünkü bütün dünyanın o kafa kesme olaylarının haberdar olduğunu farkına vardıktan sonra Onları da kaldırdılar. E burada da bıraksaydılar bir, bir gün, iki gün, üç gün kalsaydı da Müslümanlar, bütün dünya insanları, belki Hristiyanların içindeki akli selim sahipleri de bakıp ya nasıl bir dünyaya götürüyoruz insanlığı diye düşünseydiler. Bakın oradaki silah olayı. Yani biz ne diyoruz durup durup ya kardeşim PYD'ye için silah veriyorsun diye Trump'a soruyoruz. E aynı kafa. Orada da Yeni Zelanda'da da adama iki tane otomatik silah hatta beşe çıkıyor silahlar. Kardeşim bir tane silahın olur. Hadi anlarım. İki tane silahı nasıl otomatik hem de silahı için ruhsatlandırıyorsun? Beşe kadar bu silahları nasıl çıkartabiliyorsun? Onun yanında o kadar kuruşunu bu adama nasıl verebiliyorsunuz? Bunların hepsi ruhsatlı silahlar ve kurşunlar. Yani kaçak olmuş olsa bir nebze diyecekler ki ya kardeşim işte oradan almış, buradan almış vesaire vesaire. Ama ruhsatlı silahlarla bu cinayet işlendiyse bunun vahşetini de bütün dünyanın görmesi lazım, bilmesi lazım. O açıdan sizin o e, videonuzu kaldırmaları bir anlamda bizim yaptığımız haltı bütün dünya Görmesin, bilmesin. Nereden biliyor? Yani o videoda onlara anlattığımızı nereden biliyor? Görüntü olarak ortada e, silahlı şekilde tarama görüntüleri vardı. Tamam. Yani cuma günkü bölümde biz konuşurken, Ortada da tamam. görüntülerimizin arasında o katilin, katliamcının tamam. cami içerisinde sivil insanları humharca öldürmesinin görüntüleri vardı. İçeriye evet. girmiyor ama yani orada oraya or, or kadardı o. Yani kapıdaki görüntüsüydü. Şimdi o görüntü üzerinden ama o yayında bizim söylediğimiz İslam dünyasına dönük de önemli mesajlar vardı. Ben bizim o İslam dünyasına dönük verdiğimiz mesajlardan dolayı YouTube'un onu kaldırdığını düşünenlerden birisiyim. Yoksa o görüntü... Doğrusunuz ama onların gösterdikleri büyük ihtimalle itiraz ettiğiniz zaman gerekçe olarak öbür görüntüyü göstereceklerdir. Dolayısıyla belki e, bir o görüntüleri keserekten ama diyeceksiniz ki o görüntüleri kestiğiniz zaman zamanda e, biz boş bir iddia üzerine konuşmuşuz gibi, dünya liderlerini çağrıda bulunmuşuz gibi bir hava estirilmiş olacak. Orada da haklısınız. E i̇şte Hristiyan dünyasının ikircikli tavrı. Evet ama işte bu YouTube'a da, Twitter'a da, Instagram'a da, bu Facebook'a da, sosyal medyada ya da güvenmeyerek o kadar doğru bir iş yapıyorsunuz ki Ali İhsan Bey. E, ama e, şu, e, Manisa'lılar da filmin sonunda suçu Arınç'a bulacaklar gibi. Arınç Manisa'daki MHP'nin adayına AK Partililere sahip çıkmadı diye nitelendirmiş. Yani ben e, haberi genel başlığıyla okudum. Pek anlamlandıramadım. Yani aday gösterilmiş artık MHP'li bir aday. Benim de eleştirdiğim bir aday. Sonuçta Cumhur İttifakı'nın adayı olarak orada e, gösterilmiş. E bu dakikadan sonra Bülent Arınç ne demek istiyor pek anlayamadım. Ama Öyle şöyle mi? şöyle diyor ben e, ilgisi söylediği enteresan. Manisa'da aday gösterdiği MHP'li Cengiz Ergün'ü AKP'lilere arkasını dönmekle. Ama bu dakikadan sonra bunu söylemenin ne getirisi olacak? Yani bu dakikadan sonra kitabı aday, satacak. Aday değiştirme Kitabı satacak. Bülent Arınç'ın kitabı da satılacak. Yani okudunuz mu? Kitabın Ertuğrul Özkök PR'ını yapıyor. Bülent Arınç'ın kitabının P.R.'ne maalesef ki maalesef Ertuğrul Özkök yapıyor bu ülkede Ali İhsan Bey. Niye? Niye ben onu Ali İhsan Bey'in köşesinde okumuyorum? Niye Abdurrahman Dilipağ'ın köşesinde okumuyorum da onu starda akşamda sabahta okumuyorum da Ertuğrul Özkök'ün köşesinde okuyorum. Ve kitabın da derlemesine katkı yapan kişi Ömer Şahin. Evet Ömer Şahin'i belki izleyiciler bilmezler, tanımazlar. gerçekten yani problemli bir kişi olarak ben biliyorum. Son FETÖ operasyonları döneminde hatırlıyorum kendisini öyle hafızama nakş oldu. Sürekli mail atıyordu 17-25 Aralık sonrası. Bu tür şeylerde yani görüşmeye irtibat kurma vesaire şeklinde. Ben de belli olaylar silsilesi yaşanırken böyle hiç tanışmadığım kişilerle herhangi bir irtibata geçmek istemem. E kendisi Güya gazeteci olarak görünüyor, tanıtılıyor ama o tarihlerde FETÖcülerle yakın ilişkisi vardı. E bu kişi şimdi eski dönemde yani 17-25 Aralık öncesinde Bülent Arınç'ın bildiğim kadarıyla danışmanlığını vesaire yapmış olabilir. 17-25 Aralık sonrasında artık Bülent Arınç'ın o kişiyle arasına bir mesafe. Yok yok danışmanlığı var. falan yok. Ben Ömer Şahin'i tanırım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani gazeteci olarak gazetecidir. Ama FETÖcü müdür dersen FETÖcüdür derim. Evet. Bakın gazeteci olarak gazetecidir. Ama FETÖ'cü mü dersen FETÖ'cüdür derim. Yani tam e, özgeçmişine şimdi söyleyin desem söyleyemem ama Zaman Gazetesi kökenlidir. Daha sonra Zaman Gazetesi'nden Eyüp yönettiği Radikal Gazetesi'ne atanmıştır. 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 Transfer olmuştur bile diyemeyiz. Yani. Atanmıştır. E, atanırken de temsilcisi şimdi e, Sözcü Gazetesi'nde yazan, daha önce Hürriyet'in Ankara temsilcisi olan Saygı Bey mi? Yok. Deniz. Deniz Zeyrek. De, Ze, Deniz Zeyrek'tir. Şimdi bütün bu ilişkileri yan yana koyduğumuzda o zaman şu soru akla geliyor. Ya Bülent Bey kim? Şimdi bu şu bunu Bülent Arınç'ı zedelemek için söylemiyorum. Eleştirmek için söylemiyorum. Çünkü niye? Biz şunu yapmak zorundayız. Yani biz değerlendirme yapmak zorundayız, anlamak zorundayız, anlamlandırmak zorundayız. Yani mesela keşke vakit olsa da konuşabilsek ee, İsmet Paşa'nın evinde yıl 1967'de Bülent Ecevit, İsmet'in önü buluşması normal bir nüfus sayımı buluşması gibi gözüken buluşmanın arkasında neler var? Keşke anlatabilsek bunları. E, bir, ya, şey biliyorsanız ya da, yani. ya da, onun <laughs> anlatımına göre hukuk fakültesinde öğrenciydim. Ee, o zamanlar işte eski Türkiye tabii. E, seçmen sayısı belirlenirken veya nüfus sayımı yapılırken ev ev dolaşılıyordu. Pazar günleri herkes evine mahkum oluyordu. O sayım sırasında da tesadüfen o eve Gitmiş dolayısıyla o şekilde masumane anlatıyor. Onun arkasında başka bir şey var diyorsanız siz aktarıverin. Evet e, aktaracağız. Nihayetinde e, Allah bize sağlık, afiyet, e, güç, Hepimiz kuvvet verdiği müddetçe biz buradayız ve anlatmaya devam ediyoruz. Kendi yanlışlarımız varsa onları da anlatmaya devam edeceğiz. Bay, bayıldım bu bizim yönetmene. Tam bağlanacağım, biraz daha bekleyeceğiz dedi. Sait arkadaşımız şu anda Fatih'te. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan'la. ...birlikte ve projelerini e, soracak. Ben de merak ettiğim bir şey. Oraya e, pasa atarken biz de bugünlük teşekkür edeceğiz Ali İhsan Bey. Ama son birkaç dakika demek ki siz mutlaka ama mutlaka bugün görün, okuyun, bakın... ...ve üzerine birkaç cümle edeceğiniz bir haber varsa lütfen söz sizin olsun. Ben küçük küçük vermiş olayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde İlker Başbuğ tekrar savunmasına geçilmiş... Mazlum Derin şikayetçi olduğunu İlker Başbuğ hakkında ve Zekeriya Öz Mazlum Der ittifakı oluştuğunu ondan sonra İlker Başbuğ'un bir şekilde sanık haline getirildiğini iddia ediyorlar. Bu şekliyle de Mazlum Deri de Tuğkak'a ilan etmiş oluyorlar. Evet Mazlum Derin bir tarih itibariyle bir dönem itibariyle e, PKK'lıları bile insan hakları mağdurları gibi gösterdiği bir dönem olmuştur. Ama buradaki dönem dindar insanların yönetiminde olduğu ve sonrasında devrildikleri bir e, tarihten bahsediyoruz. İlker Başbuğ'un dindar insanlara yönelik olarak, dindar siyasetçilere yönelik olarak irtica söylemleriyle baskı altında onları tutmak istediği bir dönemde Mazlum Derin de dindar insanlara bu şekilde zulme uğramasından yola çıkarak İlker Başbuğ'un yaptığı bir genelkurmay başkanlığı değildir siyasete karışmaktadır. insan hakları ihlali yapılmaktadır şeklindeki bir şikayet dilekçesini burada Cumhuriyet Gazetesi Mazlum der üzerinden tüm dindar insanlara yönelik olarak bir suçlama gibi göstermişler. O zaman direkt Çıksınlar savunsunlar İlker Başbuğ'un yaptıklarını koyalım ortaya. Diyelim ki şunu 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 yapmıştır. Dolayısıyla bunları yapmış olmasında herhangi bir sorun yoktur diyebiliyorlarsa bunu çıkıp söylesinler. Veya İlker Başbuğ gelsin şurada Akit TV'ye o tarihte yapılanları kendisine hatırlatalım. Eğer onları savunabiliyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama savunabileceğini ben zannetmiyorum. Bu çerçevede de ben de toparlanmış olayım. Evet.